kadında sebep olduğu en önemli problem yaşam kalitesini bozmasıdır. Sonuçta kadın düzenli olarak doktoruna gelip muayenelerini olduğu, işte takiplerini yaptırdığı, gerekli cerrahi müdahaleleri geçirdiği vesaire, bunların hepsinin sonunda bu hastalıktan kurtulacaktır. Fakat sonuçta bu süreç oldukça uzun bir süreçtir, yıpratıcı bir süreçtir. Her bağlamda yıpratıcı bir süreçtir ve dolayısıyla bunun sonunda hastanın yaşam kalitesi skorları dediğimiz, yaşam kalitesini oluşturan bir takım parametreler var. Bunların hepsine olumsuz yönde etki eder. En önemlisi, hasta bir kere kanser olacak mıyım diye korkar. Defalarca anlatırsınız ama gene de kafasında bir soru işareti vardır. İnternette okuduğunda kafası iyice karışır. Diğer taraftan eşiyle bir takım problemler yaşar veya sevgilisiyle bir takım problemler yaşar. Bunun bir tık ilerisinde cinsel istekte ciddi bir azalma olur. Böyle yapılan çalışmalar vardır uzun vadede. Örneğin HPV enfeksiyonunu kaptıktan sonraki 6 aylık süreç içinde bu kadın cinselliğini değerlendirdiğimiz FSFI skorları vardır. Bu FSFI skorlarının ciddi biçimde düştüğü gösterilmiştir. Hani hiç ilişkide bulunmak istemiyorum, bunu eşimle de konuştuk, erteliyorum diyen kadın sayısı oldukça fazladır. Diğer taraftan örneğin anksiyete skorları çok fazla artar. Anksiyöz bir hale gelir. Her mesela simir zamanı gelip kontrole geldiğinde onun sonucu için oldukça tedirgindir. Temiz çıkacak mı, çıkmayacak mı diye çok merak eder. Sonuçta bu hemen örneğin mesela bir miyomunuz var, ameliyat olur ve kurtulabilirsiniz. Ama bu böyle bir durum değildir. Tedavi sonrası izlem süreci uzundur. Belli bir oranda nüks görülme ihtimali vardır. Dolayısıyla en önemli şey HPV'nin, anogenital HPV enfeksiyonlarının kadına verdiği en büyük zarar bence yaşam kalitesinin son derece bozulmuş olmasıdır.